Buradaki kardeşim, vacip kurbanını vekil olup kesmeye kestirmeye beni vekil tayin ediyor musun? Tayin ediyor. Ben de senin vacip kurbanıyım. Vekil olup kesmeye kestirmeye aldım, Allah kabul etsin. Aldım, Allah kabul etsin. Aldım, Allah kabul etsin. Kazasız belasız inşallah. İnşallah. Ali Güneş, 32 yıllık kasabım. Kurban öncesi et fiyatları biraz yükseldi. Yani 1-2 ay kala biraz yükseldi. Tabii satışın çok fazla olmaması bu biraz daha fazla yükselmesini engelledi. Şu anda zaten satışlar bayağı bir düşük. O yüzden de fiyat şu anda sabit kaldı. Bizim yani kuşbaşı kıyma gibi harcı alem böyle milletin sürekli alabileceği, tüketebileceği etler 50 ile 60 civarında. Diğer işte böyle mangallıktır şeyler, pirzoladır, biftektir, bonfiledir. Onlar biraz daha yüksek. 80, 90, 100 gibi o civarda gidiyor. Kuzudana tabii değişiyor fiyatta. Kurban Bayramı geldiğinden dolayı da tabii ki satışlar düşük, bayağı düşük. Et fiyatlarını çok fazla etkilemedi çünkü alışılmış bir şey oldu pandemi. Millet tabii temkinli yaklaşıyor. Böyle kendini tabii şey yapamıyor. İlla ki pandemi döneminden daha rahat şu anda millet de. Çok fazla artmadı yani. Bizi çok fazla tatmin etmedi. Biz bekliyorduk. Biraz daha artsın. Ama çok fazla etkilemedi yani. Bu yıl kurban satışları biraz yükseldi tabii fiyat olarak. İlla ki biraz azaldı. Geçen seneye göre bizimki az şu anda. Piyasa olarak da gerçekten öyle arkadaşlarla falan konuştuğumuzda onlar da aynı şekilde söylüyor. Fiyat yüksek. Milletin tabii kesim gücü paraya dayanıyor tabii ki. Kesim gücü yok şu anda. En basitinden şunu söyleyeyim. Bir emekli maaşına hisseye girebilirdi. Şu anda giremiyor. O yüzden de kesemiyor vatandaş. Yani biraz azaldı tabii ki. Ama yine kesecek insan borç harç buluyor. Bir şey yapıyor. Millet nedir manasında o zihniyetteyiz yani. Ondan dolayı zorlanarak da kesen oluyor yani. Ehil kasaplara tabii ki illaki kestirmek şart ama her zaman yaşıyoruz. Her zaman da görüyoruz. Televizyonlarda da görüyoruz. Canlı da görüyoruz. İşte ben hallederim gibisinden yelteniyor vatandaş ama bayağı bir elini kesen oluyor, bacağını kesen oluyor. Yani ehline kestirmek daha mantıklı. Bilhassa yaz gününde kombinalarda kesmek daha mantıklı. Çünkü orada kesildiği zaman büyük busaneleri var onların. Oraya kesildikten sonra asılıp soğutulması gerekiyor. Eğer soğumazsa hayvan araya gider et yani soğutulması lazım. Ama herkes imkanına göre kesim yapıyor. Ahırda kesiyor mesela, sattığı yerde kesiyor. Şeyini kurmuş, tesisini kurmuş. Ama soğutma olmadığı zaman bayağı bir problem oluyor. Bize mesela kurbanını kesmiş adam ahırda, 4 parça getiriyor, et araya gitmiş yani. Yanmış. İçine biz yanmış deriz yani. İçi yanmış, dışında bir şey olmaz ama büyük hayvanlarda iç yangınlığı, o da kokuyu her tarafa yayar, ete yayar yani, o da çok iyi olmaz yani. Bayram fiyatında etin çok fazla zam olacağını zannetmiyorum. Tüketim tabii azalacak. Herkesin evinde et olacak. Kesenin zaten var. Kesenler de zaten kesmeyenlere dağıtıyor dinimiz gereğince. Bir müddet böyle gider diye tahmin ediyorum yani. Değişmez yani. Ben öyle tahmin ediyorum. Hatta biraz daha aşağıya çekebilir de yani. Mübarek Kurban Bayramı'nda herkese hayırlı uğurlu olsun. Rabbim senesine güle güle yetiştirsin. Kazasız belasız ağız tadıyla bir Kurban Bayramı diliyorum.